Kadınlar Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün soslu elmalı pasta yaptım. Umarım sizler için hazırlamış olduğum videomu büyük bir keyifle izlersiniz. Pastamızı hazırlamak için 250 ml'lik bardakla 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı şeker ve 1 su bardağı da sıvı yağımı bu şekilde bir kaseme alıyorum. Boza kıvamına gelinceye kadar çırpacağım bu karışımı. Evet, gördüğünüz gibi şekerim eridi ve boza kıvamına geldi. Şimdi bu karışımdan üzerinin sosu için 1 su bardağı alıyorum. Bunu daha sonradan kekimin üzeri için kullanacağım. Sos olarak. Şimdi kalan karışımın içerisine 4 tane yumurtamı kırıyorum. Ve çırpma işlemine devam ediyorum. Şimdi yine aynı bardak ölçümle 2 su bardağı unumu bu şekilde bir kaseye alıyorum. İçerisine bir paket kabartma tozunu ekliyorum. Bir paket de vanilyamı ekliyorum. Evet, şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi bu karışımımı eleyerek kek harcıma ekliyorum. Bu işlemi yaparsanız keklerden çok güzel bir sonuç alırsınız. Evet, şimdi tekrardan çırpıyorum. Evet, mikserimi çıkartıyorum içerisinden. Spatula ile şu şekilde alt üst ediyorum. Gördüğünüz gibi çok güzel bir kek harcı oldu. Gayet güzel, akışkan. Evet, kek harcım çok güzel bir şekilde karıştı, hazır şu an. Kekimi şimdi bu şekilde yağlamış oldum. Dikdörtgen borcamıma boşaltıyorum. Siz istiyorsanız bu ebatta ve fırın tepsisine de boşaltabilirsiniz. Kek kalıbında da yapabilirsiniz. Evet, harcımı düzgün bir şekilde borcamın dibine yayıyorum. Evet, kek harcımı borcamın tabanına düzgün bir şekilde yaydım. Şimdi üzerlerini bu şekilde ince ince dilimlemiş olduğum elmalardan şu şekilde yerleştiriyorum. Evet, yarım saat sıcak suda ıslatıp ve de süzdürmüş olduğum kuş üzümlerimi de bu şekilde aralarına serpiştiriyorum. Çekirdeksiz üzüm de olabilir. Evet, kekim şimdi 170 dereceli fırında 40 ile 45 dakika arasında pişirmeye götürüyorum. Evet, gördüğünüz gibi ben kekimi 40 dakika pişirdim. Kürdan testi yaptım. Bu ayırmış olduğum sosumu şimdi kekimin her tarafına gelecek şekilde bu şekilde sürüyorum. Evet, pastam sosunu bu şekilde çektikten sonra buzdolabına en az 4-5 saat bekleteceğim. Daha sonradan da servis yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi soslu elmalı pastam sosunu çekti. Şu an servise hazır. Şimdi dilimleyip içerisini de göstermek istiyorum sizlere. Evet, gördüğünüz gibi dokusu son derece güzel. Harika bir tarif oldu. Evet, soslu elmalı pastam şu an servise hazır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun.